sevgili seyirciler, Zerdeş TV'nin yorum analiz programında tekrar bir aradayız. Ancak programımıza başlamadan, ana konumuza başlamadan önce bugün hatırlatmak istediğim bir şey var. O da 3 Ağustos 2014'te IŞİD çeteleri tarafından saldırıya uğramış ve bir katliamla karşı karşıya kalmış olan Şengal halkını hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi IŞİD'in bu genosidal, yani ırkı yok etmek üzere yaptığı bu saldırının 12 bin ne yakın Ezidi katledildi. 3.504 kadın, 2.860 erkek ve 59'u çocuk olmak üzere 7.432 kişi halen kayıp. Ayrıca binlerce ezici kadın pazarlarda satıldı ve Kürtlerin o bir utanç yaratıldı. Bu utançta kurtulabilmenin ve bu utancın acısını diriltmenin, birazcık soğutmanın yolu ise Kürtler nerede olursa olsunlar bu genosidi bütün insanlığa anlatmak, aktarmak, göstermek zorundalar. Ki bundan böyle 74. ferman olarak algılanan Ezidi Kürt halkının soykırımlarla yeniden karşı karşıya kalmamaları için. Bu soykırımı 13'e yakın ülke tanımış durumda. Ancak yine de gerekli beklentilerin yapılmadığını ben söylemek zorundayım. Çünkü bu jenosidin kimler tarafından nasıl yapıldığına dair mahkemeler kurulmamış, yeterli girişimlerde bulunmamış. Bu yetmiyormuş gibi bu soykırımdan payı olan insanların da Rojava'da yine Kürtlerin denetimine verilmiş bir şekilde o yükü de onların üzerine bırakmış durumdalar. Bunların birer birer anlatılması gerektiği kanısındayım. İkinci olarak bugün yapacağımız çalışmayla ilgili bir şey. Çalışmamız bildiğiniz gibi Lozan'ın 100. yüzyılı. Yani bundan 100 yıl önce birinci emperyalist paylaşım savaşı sonrasında Orta Doğu'da bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşma sürecinde Kürdistan coğrafisiyle, kültürel yapılanmasıyla ve her boyutuyla parçalara ayrılıp öbür devletlerin hakimiyetine teslim edildi. Biz bu konuyu bugün değerli çalışmalara imza atmış olan değerli bir bilim insanıyla görüşeceğiz. Bilim insanımız Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Naif Bezvan. Kimdir Naif Bezvan? Naif Bezvan, Kuzey Kürdistan, Ahmet, Diyarbakır'da dünyaya gelir. 1991'de Almanya'ya gider. Orada lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlar. Bundan sonra çalışmalarını İngiltere'de sürdürürken 2014 yılında yurt dışından ülkeye döner. Mardin Artıkdu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olur. Ancak Ocak 2016'da Barış İçin Akademisyenler Birliği'nde imzası olduğu için Eylül 2016'da bir KHK ile öğretim görevliliği işinden uzaklaştırılır. Aynı yıl Kasım 2016'da ayrılır, Londra'ya gider ve bugün Londra'da çalışmalarına devam etmektedir. Sedveri Bezve'nin yaptığı çalışmalar özellikle Türkiye siyaseti, iç ve dış siyaseti, Kürtlerin
siyaseti üzerine ağırlıklı olmak üzere birçok verimli çalışmalar yapmış bir bilim insanı. Bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak 2013'te başlamak üzere en azından bendeki bilgilere göre temsil ve halk egemenliği, modern demokrasi, yine Türkiye ve Avrupa'da devlet doktrini, AB'ye giriş ve Kürt ulusal sorunu, yine ilk tarzı devlet bir suç ve güvenlik rejimi olarak olağanüstü yönetimler. Yine 2016'da Skelpikop paylaşım antlaşması ve Kürdistan'da bitmeyen savaş, ve Orta Doğu. Yine Kadri Mutlak Merkez'in kadim çelişkisi diye Türkiye'de yerelleşme dinamiklerinin önlenemeyen yükselişi. Kürtlerin kendi kaderini tayin antlaşmasını ele alma, yani demokratik özellik ve otorikliklik. Yine çok uluslu devletler, Türkiye'deki Kürtler bir çalışması var. Kürdistan'da devlet ve şiddet adlı bir çalışması var. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim cemaatlerin durumu, doğru olmayan dekolonyal bir yaklaşım çalışması var. Ve son çalışması da benim ulaşabildiğim kadarıyla Kürtlerin kendi kaderini tayin çalışmasının çatışma ve müzakere etme siyaseti, tasarımla başarısızlık mı, uluslararası çalışma ve şiddet dergisinde yararlanan bir çalışması. Şimdi değerli bilim insanımızla sohbetimize başlayalım. Hocam merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun. İzninizle ben de bu vesileyle bugün bu acı ve gerçekten büyük yaraların, büyük acıların ve sonuçta bir soykırımın yaşandığı bugün de Yezidi Kürt toplumuna, halkımıza acıların ortak olduğu, geleceğin ortak olduğu ve aynı zamanda mücadelenin, direnişin ve yasın da ortak olduğunu belirtmek istiyorum. Bu soykırımın tanınması kısmen acıların sağlanmasına yardımcı oluyorsa da henüz hem Kürt toplumunun, genel olarak Kürt siyasetinin ama Kürt ezdi toplumunun gündeminde henüz çok büyük görevler duruyor. Uluslararası bir mahkeme yoluyla bütün bunların kayıt altına alınması ve bu canilerin, bunu teşvik edenlerin, burada sorumlu olanların tek tek mahkeme kanalıyla ele alması, yargılanması gerekiyor. Bunun için de en başta Yezidi Kürt toplumu içerisinde değişik grupların bu konuda çok değerli çalışması olduğunu biliyoruz. Değişik inisiyatifler vardır. Bu inisiyatiflerin kendi aralarında bir koordinasyon, bir işbirliği içerisine girmesi bu sürecin başlatılması açısından, başarıya ulaşması açısından son derece önemli bir mesele olarak gündemde duruyor. Yani bütün paydaşların bu araya gelmesi. Bu aynı zamanda dediğim gibi sadece Yezidi Kürt toplumunun ve onun kanaat önderlerinin bir görevi değil, aynı zamanda bütün Kürt toplumunun görevidir ve esasında aynı zamanda soykırım olduğu için de bütün insanlığı ilgilendiren bir görevdir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu belirlemeden sonra şimdi yine Kürtlerin 100 yıllık bir problemi olan ancak Kürtlerin kendileri yaratmadığını düşündüğüm bu Lozan çalışması üzerine bir görüşlerinize başvurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 22-23 Kaneke'nin düzenlemiş olduğu bir 100. yılında Barış Konferans Lozan Konferansı. Daha öncesinde de buna benzer birçok konferans ve çalışma yapıldı. Gerekçesi de 100. yıla girerken bu Kürtler üzerine yapılmış olan böl parçala yönteminin devamı niteliğini taşıyan bir sözleşmenin nasıl aşılacağına dair yapılan çalışmalar. Ki buna sizin aktif katkılarınız da olduğunu biliyoruz. Şimdi hocam buradan hareketle Lozan'ın sizin bilgilerinizde
bir farklı bir yaklaşımınız var. Yani sadece tarihsel arka plana bakarak değil ama yaşayan bir yapı olarak ele alıyorsunuz Lozan meselesini. Yani bir sistem olarak tanımlıyorsunuz ve bu sistemin aşılmasının da bunların çok sağlıklı bir şekilde bilinmesi ile ancak mümkün olabileceğini iddia ediyorsunuz. Yani belki Sky Pickup'tan alıp bu sistemin yaratılmasındaki arka planına beraber nedir bu sistem? Neyi içeriyor? Bize bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Belki çok teşekkür ederim sorunuz için. Önce belki küçük bir değinmede bulunmak isterim. Ben Kenekin'in Gusan Ulusal Kongresi'nin yaptığı toplantıya, Lozan toplantısına davetliydim. Konuşmacı olarak davetliydim. Onun organizasyonda bir emeğim olmadığını belirtmek istiyorum. Bu emeği geçen insanların hakkını yememek adına belirtmek istiyorum bunu. Mutlaka Sadece konuşmacı videoyu olarak. izledim ben onu. Evet. Şimdi şöyle, Lozan bir defa sadece Lozan değil aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonlandıran diğer anlaşmalar da, mesela Versay Anlaşması ki ana anlaşmadır aslında, son derece kompleks sistemlerdir. Yani içinde sadece bir takım maddeler değil, aynı zamanda çok değişik boyutları içeren, çok değişik konuları ele alan ve bu konularda sözüm ona çözüm önerisinde bulunan ya da çözmeye iddiasında olan yapılardır. Lozan'da böyle bir şeydir. Yani bir Lozan'ın bildiğimiz 143 maddelik bir şeyi var, ana metin var. Ama bir de çok sayıda açıklamalar var, çok sayıda konvansiyonlar var. Ve sınır anlaşmaları var. Yani son derece kompleks, yani şey olarak bile, anlaşma olarak bile son derece kompleks bir yapı olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben neden bunun bir rejim olduğunu düşünüyorum? Ve bu rejimin şu anda devam eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Sorusuna gelince, şimdi Lozan her şeyden önce Hocam siz devam edin, ben bir paylaşım yapıyorum şu an. evet, her şeyden önce bir yeni rejimlerin, yeni sınırların belirlenmesini belirleyen uluslararası bir metin olarak gündeme geliyor ve böyle bir içeriğe sahiptir. Bunun çok çeşitli boyutları vardır. Mesela yani nüfus mübadelesinden tutun, işte Osmanlı borçlarının nasıl ödeneceğine kadar, oradan tutun. Şimdi nüfus mübadelesi dediğimiz şey de aslında Yunanistan'da Müslüman olarak bilinen bir kısmı Türk, bir kısmı Türk olmayan halkların zorla yerlerinden, yurtlarından göç ettirilmesi ile Türkiye'de binlerce asırdır yaşayan Rumların da zorla yerlerinden, yurtlarından göç ettirilmesi. Buna nüfus mübadelesi adı veriliyor. Eğer tesadüfen bir gün Selanik'e giderseniz göreceksiniz ki orada karşılaşacağınız her üç kişiden belki ikisinin kökenleri şu anda bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan şehirlere dayanıyor. İşte Bursa'dan tutun bilmem Trabzon'a kadar. Niğde'ye kadar, Sinop'a kadar. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey, böyle nüfus mübadelesi var, Boğazlar Sözleşmesi var ki bu sonradan değiştiriliyor, sınırların belirlenmesi var. Mesela Lozan'ın maddelerinden bir tanesi nüfus mübadelesine rağmen 14. maddesi Bozcaada ve onun komşusu olan diğer adada, yani İmroz ve Tene bilmem ne adası, şu anda unuttum adını, buralarda nüfusun, yani Rum nüfusunun mesela mübadele dışında kalması gerektiğini ve burada bir tür yerel hükümetlerin, onların dahil olduğu bir takım yerel hükümetlerin kendi yönetme yapılarının inşa edilmesi gerektiği söyleniyor ki bunun esamesi bile okunmuyor. Yani hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Bir de Lozan'ın işte meşhur
azınlıklarla ilgili maddeleri vardır. Üçüncü bölümün 35 ile 37 ile 45 arasındaki maddeleri vardır. Bu maddeler aynı zamanda Kürtleri de ilgilendiriyor. Kürtleri hak verdiği için değil, Kürtlere hiçbir hakkın verilmemesinin gerekçesi olarak, yani Kürtlerin ne azınlık olarak ne de vatandaş olarak Türk vatandaşı olmaktan kaynaklanan haklarının bile yok sayılması anlamında kullanıldığını biliyoruz ve bugüne kadar bu resmi yaklaşımda esasla bir değişiklik olmadı. Yine mesela Lozan'ın aynı zamanda sınırların belirlenmesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan jeopolitik güç dengelerinin, kuvvet ilişkilerinin yeniden tanzimine dair Orta Doğu boyutunu içeriyor. Mesela işte Osmanlı Devleti'nin mirası olan ülkelerin Osmanlı'nın borçları konusunda ortak olma boyutunu bile içeriyor Lozan. Ya da işte Mısır'ın, Sudan'ın üzerinde Osmanlı'nın egemenlik haklarından feragat etmesini bile içeriyor. Hatta hocam sanıyorum ismi de farklı. Yani Orta Doğu İşleri diye hani. İtadoğu işleri ve işte barış anlaşması olarak biliniyor. Dolayısıyla Lozan baktığınız zaman son derece kompleks bir şey, bir rejim ve bu her rejim gibi bir yapı var, bir yapı var ve o yapının bir de sürekli değişen şartlara göre değişen dinamikleri var. Bu o rejimin ortaya çıkardığı, ortaya mümkün kıldığı süreçler var. Dolayısıyla rejim derken statik bir şeyden de bahsetmiyorum ya da bilinmeyen bir takım işte faili meçhul bir şeyden de bahsetmiyorum. Rejim derken tam da bundan bahsediyorum. Yani Orta Doğu'da Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan rejimlerin, çizilen sınırların, yeni egemenlik ilişkilerinin işte mesela buna şey de dahildir. Yani Fransa'nın Suriye ve Lübnan üzerinden İngiltere'nin Mezopotamya, o zamanki adıyla Irak üzerinden egemenliğinin kabulü de dahildir. İşte Kürt meselesi, Kürdistan meselesi zaten bunun ana halkalarından biridir ve adı konulmamış. Yani hiçbir şekilde şeyden geçmeyen, yani anlaşmanın maddelerinde ifade edilmeyen ama en temel halkalarından bir tanesidir. Bu da zaten birincisi Musul adı altında, Musul meselesi adı altında, yani sınır ve rejimlerin oluşturulması noktasında sürekli gündeme geliyor. Yani Lozan'ın ilgili tutanaklarına baktığınızda hem Türkçe, kısmen Türkçe yayınlanan tutanaklar vardı. Ben yıllar önce, 15-20 yıl önce inceleme fırsatı olmuştum. Meray isminde eski bir siyasal bilgiler fakültesi hocasının çevirdiği bir şeyler vardı. Bir de tabii İngiliz belgeleri var, Fransız belgeleri var, başka ülkelerin belgeleri var. Yani artık Lozan'la ilgili sanıyorum gizli belge kalmadı diye düşünüyorum. Türkiye'de varsa bunu tam bilemiyorum. Çünkü Türkiye'deki belgeler zamanı geldiğinde 50 yıl bile geçtiğinde kamuoyuna açılmadığını biliyoruz. Ama genel olarak Lozan'la ilgili Lozan'ın ortaya koyduğu, geliştirdiği rejimlerle ilgili, egemenlik ilişkilerinin mantığıyla ilgili ve kimin yani Lozan'da dengenin bütün bu büyük anlaşmaların temel özelliklerinden biri şudur. Bu emperyal olan anlaşmaların temel özelliklerinden biri şudur. Daima denge, çıkar ortaklığı daima zayıf olan halka üzerinde inşa edilir. Ve Kürtler de o dönemin ne yazık ki zayıf halkası olarak görülen, bu şekilde kabul edilen, yani haklarını yok sayarsak yanımıza kar kalır düşüncesiyle, ki buna benzer gerçekten çok ifadeler vardır. Hem işte İsmet Ünün'ü, ya Ünün'ü daha yok, İsmet Paşa'nın, hem Lord Curzon'un, hem diğerlerinin, yani belgelere baktığımızda bunu ima eden çok sayıda ifadeler de görmek mümkündür. Dolayısıyla
Lozan en zayıf olan olarak görülen halklar üzerinden, onların haklarının gaspı üzerinden emperyal devletleriyle, yani bölge dışı kolonyal devletleriyle bölgede gelişmekte olan yeni kolonyal devletler arasında bir dengeye de işaret ediyor. Bir çıkar dengesine de işaret ediyor. Ama bu kimin aleyhine olarak? Dediğim gibi en zayıf halka olarak görülen Kürtlerin aleyhine olarak bu gelişiyor. Dolayısıyla yani kastım bu rejim derken bizzatihi hem de çok literal anlamda çünkü Lozan'dan sonra yeni rejimler oluşturuldu. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Ya. Evet. Lozan'a İsmet Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak giriyor. Ve diyor ki bu meclis Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de meclisidir. Böyle bir iddiayla, böyle bir şeyle. Dolayısıyla böyle, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de meclisi olduğu için o zaman Musul'un yani Güney Kürdistan'ın Kürtler çoğunlukta olduğu için Türkiye'ye verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin egemenliği altına verilmesi gerektiğini iddia ediyor ve tartışmalar yani Lozan'ın böyle en temel tartışma başından sona kadar tartışmalarından biri bu. Lozan sürecinin kesilmesine neden olan mesele de bu. Daha sonra yani birkaç yıl Milletler Cemiyeti'nin havale edilmesiyle sınır meselesi bir şekilde çözülüyor ve 26'da artık Irak adına İngiliz Manda Devleti Irak adına ve Türkiye Cumhuriyeti ilan ediliyor Lozan'dan sonra. Türkiye Cumhuriyeti adına sınır anlaşması imzalıyor. Dolayısıyla Lozan aynı zamanda sadece bahsettiğim bu kompleks ilişkileri, rejimleri, sınırları, yeni egemenlik ilişkilerini ihdas etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bunun bir bütün parçası olarak bir de sınır anlaşmalarını düşünmek gerekiyor. Evet. Yani Irak ile Türkiye, yani İngilizler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, işte Fransa mandası olarak Suriye ile Türkiye arasında, Türkiye ile İran arasında bu zannediyorum 32'ye 34'e kadar süren bir süreçtir. Yani bu sınırların oluşturulması. Bu sınırlar oluşturulurken bununla da yetinilmiyor. Paktlar oluşuyor. Evet. Güvenlik paktları oluşuyor. Yani Kürtlerin kontaminasyonu üzerinde, onların şeyi üzerinden, onların bertaraf edilmesi üzerinden, etkisizleştirilmesi üzerinden bu defa güvenlik anlaşmaları, paktları oluşuyor ve bu aslında günümüze kadar değişik formatlarda, değişik isimler altında günümüze kadar Adana Anlaşması'na kadar getirebiliriz ya da 80'li yıllarda Hot Pursuit adı altında sıcak takip Irak ile Saddam ile Türkiye arasındaki anlaşmalara kadar bunu getirebiliriz. Dolayısıyla Lozan derken böyle bir tarihsel süreçten, böyle bir rejimden bahsediyoruz ve bu tür bir süreçten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum, bunun böyle olması Lozan'a sebebiyet verenlerin Lozan'ın neyin ihtiva ettiği ve etmediğinin net olmaması ile ilgili değil. Bunu çok rahatlıkla görebiliriz, analiz edebiliriz. Lozan'ın bu anlamda ben çok bir gizli saklısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir anlaşma, uluslararası bir anlaşma sadece söyledikleriyle değil, ima ettikleriyle, göz ardı ettikleriyle de önem kazanıyor. İşte Kürdistan meselesi tam da buradan, yani sadece commission ile ilgili değil, bir de omission ile ilgili bir boyutu vardır. Yani görmeyerek bir boyutu vardır. Dolayısıyla bu tarihsel perspektif içerisinde ve bütünlük içerisinde hani Lozan'ın anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığınız zaman da evet Lozan'dan gedikler açıldı. Hatta bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da 16 yılında yaptığı bir konuşma var. Lozan'ın kutsal bir metin olmadığına dair bir konuşma var. Ve pratikte de sınırları Lozan'la çizilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının çok ötesinde hak iddia etme, yani yayılmacı bir yaklaşım, politika,
var, bunu görüyoruz. Dolayısıyla ama Kürtler açısından, Kürdistan'da kurulan egemenlik ilişkileri açısından, Kürtlerin siyasi ve coğrafi olarak bölüp yönetilmesi açısından, Kürtlerin uluslararası siyasette meşru bir taraf olarak tanınmaması açısından, Kürdistan'ın esasta hala büyük ölçüde diyorum, güneyi biraz parantez dışına bırakarak statüsüz olmasından anlıyoruz ki ve Kürt meselesinin şiddet dışında, zulüm dışında, askeri metotlar dışında çözümünün reddedilmesinden anlıyoruz ki Lozan hala Kürtlerin gündemindedir ve yakıcı bir şekilde Kürtlerin gündemindedir. Kürtlerin kaderini ve hayatını belirleyen bir özelliğe, sistematiğe, karaktere sahiptir. Son bir örnek vererek bunu tamamlamak isterim. 2017'yi hatırlayın. Nihayet Güney Kürdistan halkı kendi iradesiyle, özgür iradesiyle ve %90'ı aşan bir şekilde kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanarak bir referandum yaptı bağımsızlık üzerine. İşte bu bağımsızlıktan sonra yaşananların analizi bize Lozan'ın günceliğini hatırlatan, Lozan'ın hala nasıl, hangi mekanizmalarla yeniden üretildiğini hatırlatan önemli bir gelişme olacak. Aynı şekilde Adana Anlaşması'ndan bahsettik. Aynı şekilde Afrin işgalinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bunu söylemekle Kürtlerin 100 yıldır süren mücadelesine halel getirmek ya da bunu gözden kaçırmak ya da bunun önemini azaltmak, izafe etmek gibi bir niyetle asla söylemiyorum. Sadece somut verilere, olgulara bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve Lozan'ın Kürdistan için, Kürtler için neyi temsil ettiğine, hangi özelliklere sahip olduğuna ve bu özelliklerin bugün sahada Kürtleri, Kürdistan siyasetini hangi ölçüde bağladığına ve engellediğine bakarak daha gerçekçi bir Lozan değerlendirmesi ve tartışması yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sizi kesmek istemedim ancak Estağfurullah. sizin bir de bu sistemin dört ayrı ayağını olduğunu iddia ediyorsunuz bu rejimin. Kürdistan'ın yani Evet. coğrafyasıyla Kürtleri ve egemenlik haklarının tanınmaması üzerine. Bunu açmanızı istiyorum bir. Ancak 1918'de emperyalistler arası paylaşım bitiyor. Sevr gündeme geliyor. Kürtler iyi kötü bir yerdeler. Yani bir yerlerde isimleri geçiyor en azından. Ancak 3 sene sonra farklı bir şeyler gelişiyor. Yani orada hem Ermeniler var, hem Kürtler var, hem Süryaniler var, Keldaniler var. Öyle bir o nedenle bu sistemi daha iyi tanımlayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani o 3,5 sene içerisinde zaten Kürdistan coğrafyasıyla ve ismi bile yok sayılarak o sizin de bahsetmiş olduğunuz eski anlaşmalarından sonra kristalize hale gelen bir Lozan antlaşması söz konusu. Bize lütfen o dört ayak üzerine kurguladığın o düşüncenin içerisinde, yani çünkü şöyle bir düşüncem var. Yani bu düzenlendi ve bunun devamı, yani bu rejimin devamı olarak da aslında Kürdistan'ın coğrafyasının parçalanmış olduğu 4 sömürgeci devlete verildi. Ancak çoğunluk yine Türklere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verildi. Ki aslında Kürtleri yok sayarak onlara da devlet kurduruldu diye bir söylem geliştirmek gerektiği düşünüyorum. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Hem o dört ayak meselesini hem de bu ulus devlet üzerindeki, daha doğrusu ulus devletlerin, yani sömürgeci ulus devletlerin o sistematiği devam ettirirkenki dayanaklarını. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın yenilen
imparatorluklar. Kimler bunlar? İşte Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve onların bağlaşığı olan ülkeler, onlarla beraber hareket eden ülkeler. Evet. Bunların hepsiyle 1919 Versay'da başlamak üzere Versay Anlaşması Almanya'ya yapılan, sonra Trianon Anlaşması yapılıyor. Bu Avusturya Macaristan'a yapıyor. Sonra pardon Saint-Germain Anlaşması Avusturya ile yapılıyor. Trianon Anlaşması Macaristan'a yapıyor. Noy Anlaşması Bulgaristan. Bulgaristan'a yapıyor. Ve Sevr Anlaşması Osmanlılarla yapıyor. Şimdi böyle bir anlaşmalar dizisi var. Evet. Yani burada elbette şeyin yani bunun dayandığı iki tane temel şey var. İşte Wilson prensipleri o 14 madde, 12. maddesi Osmanlı ile ilişkindir. İki tane temel özelliğinden bahsedebiliriz bu anlayışa göre. Bu devletler, bu dinastik rejimler kendi dinastik ve otoriter karakterlerinden dolayı bir dünya savaşına neden oldular. O zaman yeni dünya düzeni bu anlaşma ya bu mantığa göre, Wilson prensiplerine göre yeni dünya düzeni bu dinastik rejimlerin, otokratik rejimlerin tasfiyesiyle ancak kurulabilir. Yani bu rejimler tasfiye edilmeden yeni bir dünya düzeni kurulmaz. Evet. Zaten orada görüyoruz 1919 yılında Almanya Cumhuriyeti geçiyor. Weimar Cumhuriyeti oluşuyor. Ondan sonra işte Avusturya'da eş zamanlı cumhuriyet ilan ediliyor vesaire. Böyle yani Türkiye'de Misak-ı Milli ilanı da bizzat bu Wilson prensiplerine 14 maddesine uyarlamak amacıyla yapılan bir hamle olduğunu görmek lazım. Şimdi böyle bir anlaşma serisi var ve Sevr'de Osmanlı için öngörülen bir anlaşma. Burada şunu belirtmek lazım. Kürtlerin aktif bir dahli yoktur Sevr sürecinde. Sevr aynı zamanda bir anlaşmanın başarısızlığa ya da onu akamete uğratmanın bir yolu da gerçekçi olmayan bir takım maddeler içermesi veya bir takım talepler içermesi ve onun üzerine inşa edilmesi. Sevr'in işte Kürtlerin bir tür işte isterlese işte Musul eksen isterlese belli bir coğrafya içerisinde ki bunun içerisinde Kürdistan'ın önemli bir kısmı yoktur. Dört tane ben saydım Sevr'in ilgili maddesinde 62 üçüncü maddelerinde zannediyorum. Dört tane şarta bağlanıyor. Muhtemel otonom bir Kürt devletinin kurulması, işte Milletler Cemiyeti Genel Kurulu kabul edecek, işte ilgili devletler kabul edecek, işte eğer seçim olursa, işte referandum olursa, referandum sonuçları olumlu olursa vesaire vesaire. Dolayısıyla Sevr'in gerçekçi olmadığını ve Sevr'in Kürtleri inkarın dışında ciddi anlamda bir hak içermediğini de düşünenlerdenim. Öyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi onu bir yana bırakarak şimdilik esas meselemize Evet. dönersek, Lozan bu Wilson prensiplerinin gereği olarak ve kurulacak yeni dünya düzeninin iki temel esas üzerinde oluşturulması fikri vardır. Normatif düzeyi bakımından. Evet. Zaten bir paylaşım savaşıdır. Muzaffer devletler kendi yenilen ülkelerin, yenilmiş olan ülkelerin topraklarını kendi aralarında paylaşma, oraya egemenlik kurma, nüfuz kurma süreçleri başlamıştır. Ama onun dışında normatif olarak iki temel özelliği var. Bir, self-determinasyon. Yani ya bu bahsettiğim ve yıkılan imparatorlukların, Osmanlı buna dahildir, Avusturya, Macaristan ve Almanya dahildir. Onların toprakları, yani onların egemenliği altında yaşayan, onların dominyonlarının oradaki halkların kendi kaderini tayin hakkına dayanarak kendi devletlerini oluşturması. Yani. Eğer bu oluşmayacaksa, bu şu veya bu nedenle mümkün değilse,
O zaman yeni kurulacak olan devletler içerisinde azınlık haklarına sahip olmaları. Şimdi Kürtler ne birincisinden ne ikincisinden yaralanmadılar. Bunu yani azınlık haklarından yeni kurulan devletler içerisinde yaralanmadılar. İnkar edildi. Lozan bunun en somut belgesidir. Hocam bu noktada çok çok özür dileyerek bu noktada hani sürekli böyle bir yere oturtamadığım bir şey var. Yani çünkü Lozan çalışmaları sürecinde 1919 ile 20 dönemine bir Koçgül ayaklanması var. Bir de güneyde bugünkü güney sınırlarında Berzenci var. Yani Kürtler o soruya geleceğim de Kürtler burada Lozan çalışmalarına giremeyişlerinin kökeninde bu emperyalist güçlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurgulamasıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani İngiliz ve Rus emperyalistlerinin kendi aralarındaki o çekişmelerinde dolayısıyla da aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni de bu koşullar bunun için kurduklarına dair. Dolayısıyla Kürtleri görememek. Bu konuda yani neler söyleyebiliriz? Elbette dönemin jeopolitik dengeleri son derece belki de en önemli rolü oynayan bir özelliğe sahip hiç kuşkusuz. İşte Bolşeviklerin iktidara gelmesi ve giderek kapitalist sisteme, emperyal sisteme karşı başka bir tahayyülle, başka bir vizyonla rekabet haline girmesi. Mesela o dönemin belgelerine baktığımızda gerek Türkiye'nin gerek İran'ın yani Şah Rıza'nın o dönemde yeni figür olarak ortaya çıkıyor. Aynı dönemde Mustafa Kemal'le birlikte aşağı yukarı aynı dönemde bunların Sovyetlerin nüfuz alanına girmemesi yönünde çok büyük bir hassasiyet var. Ben Kürtlerin Türk yeni kurulmakta olan yani o zaman Ankara hükümeti olarak bilinen lehine ve Kürtlerin tamamen yok sayılması pahasına imzalanmış olmasının bunda çok etkili bir rol olduğunu düşünüyorum. Yani jeopolitik dengelerin işte Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin varlığının ve bunun bir tehdit olarak algılanmasının çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum elbette. Şimdi ve o dönemde yani sizin az önce bahsettiğiniz Koçgiri ayaklanması hatta Sımko var aynı dönemde İran Kürdistan'ında Evet. Sımko Şipak var, Şeyh Mahmud var, Şeyh Mahmud'un iki dönemi var. Bütün bunlar direkt bir şekilde birincisi Kürtlerin kendi toplumsal örgütlenme, siyasal örgütlenme düzeyleriyle bu hakkı talep ettiklerini görüyoruz. Evet. İşte Kürt Daire Cemiyeti var, ondan önceki süreçler var, daha sonra Azadi, daha sonra 1927'lerde Hoybun Hareketi ortaya çıkıyor. Fakat o dönem için, yani Lozan öncesi dönem için Koçgiri ayaklanmasında, Koçgiri sürecinde ve aynı zamanda Şeyh Mahmud ve İran'daki Sımko hareketinde çok açık ve net bir şekilde Kürtlerin bu dünya alt üst olurken haksız, hukuksuz bir şekilde vatanlarının, topraklarının ellerinden alınmaması, bir şekilde varlığının korunması, güvence altına alınması yönünde talepleri var. Size bir örnek vereyim. Bana çok enteresan gelmişti. Bir Amerikalı tarihçi anlatıyor bu yakın zamanlarda çıkan bir kitabında. Şimdi 1921 olsa gerek İngilizler çok vahşi bir şekilde Şeyh Mahmud'un üzerine yani Süleymaniye saldırıyorlar ve kuşatmaya alıyorlar. Şeyh yaralı bir şekilde kurtuluyor, hastaneye kaldırıyor. O zaman İngiliz sömürge yani sömürge komiseri, Mezopotamya'daki sömürge komiseri
Sir Percy Cook gidip onu işte ziyarete gidiyor. Percy Cook olsa gerek. Çünkü birkaç isim var sürekli değişen. Onu ziyarete gidiyor ve Şeyh Mahmud Kur'an-ı Kerim'in arka boş sayfaları içerisine yerleştirdiği Wilson'ın prensiplerini, San Remo kararlarını, bunları Kürtçe'ye çevirmiş bir şey olarak, hani Kürtçe nüviş diyorlar, adeta bir nüviş olarak şeye koymuş, bu Kur'an-ı Kerim'in boş sayfaları arasına koymuş ve bunu yüksek sesle çıkarıyor, bu kağıtları Kürtçe'ye çevirdiği o prensipleri ve Persi, yani sömürge valisi diyelim ona, başkomiserine okuyor. Diyor ki sizin beni yargılama hakkınız yok. Bizzat neye dayanarak? İşte bu self-determinasyon prensibine, işte toplumların kendi yönetme hakkına falan dayanarak bunu söylüyor. Bu enteresan bir örnek. Yani Aynısını bilinçsiz diler verisine de bu çok büyük bir darbe aslında. Yani Kürtler bilmiyordu gibi bir yaklaşım sürekli öne sürülüyor ya hocam. şimdi bir toplum kendi sosyolojisinin ve tarihinin ona cevaz verdiği şekilde tepkisini ortaya koyar. Yani biz Kürtlerin o dönemde ne bileyim aşiretlerin öne çıkmasında utanacak bir tarafımız yok. Utanacak bir şey yok bunda. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Şeyh Mahmud çok basit bir şey söylüyor aslında. Baktığınız zaman diyor ki siz gidip Mekke Şerifi'nin oğlunu Kral Faysal'ı o çöllerden alıp başıma getiriyorsunuz, Mezopotamya'ya getiriyorsunuz. Onu bir de Süleymaniye, Kerkük'e, Hewler'e gönderiyorsunuz. İngiliz parası ve askerleriyle onu başıma salıyorsunuz, benden vergi alıyorsunuz. Niye beni yapmıyorsunuz? Ben de kendi halkımın kralıyım diyor. Ya. Şimdi bunun meşru olmadığını, bunun mantıklı olmadığını kim söyleyebilir? Yani bir insanın hak sahibi olması için ne bileyim Marksist Leninist bir önderlik olması gerekmiyor. Ya da sosyalist bir önderlik olması gerekmiyor. Elbette bu tür yaklaşımlar da değerlidir, önemlidir. Ama dediğim gibi bir toplum kendi tarihinin ve sosyolojisinin hani cevaz verdiği tepkileri gösterir. Bunu Koçkiri'de de görüyoruz. Orada da açık bir şekilde bu Sevr Anlaşması'nda işte Kürtlere, yani Kürtlerin haklarının ibraz edilmesi ve o dönemin genel iklimi içerisinde Yasaklar self-determinasyon var yani. hakkı, kendini yönetme hakkı var. Bunu Sumko'da da görüyoruz. Dolayısıyla zaten bir ilginç nokta daha var. Lozan tutanaklarına baktığınızda mesela Musul'un, yani Güney Kürdistan, Musul deyince Güney Kürdistan Evet. demek lazım. Evet. Sorry. Kulay diye Bunun Türkiye'ye verilmesi ya da İngilizlerin elinde kalması yani noktasında çok uzun tartışmalar var. Yani büyük çatışmalar orada oluyor. İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında yazılı belgeler var vesaire. Her iki taraf da İsmet İnönü 3 defa kolonyal kavramını kullanıyor. Diyor ki Kürtler bu kolonyal sistemi kabul etmezler. Kürtler çok baskın bir ırktır. Aynen böyle. Bunu kabul etmezler diyor. Siz onları koloni yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani Lord Curzon'a diyor ki siz Kürtlere hiçbir şey vermiyorsunuz. Onların Türk olması dışında, türani bir ırk olmasının dışında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Biz ise onlara otonom hakkı veriyoruz. Ama ikisi de olmadı. İkisi de olmadı. Dolayısıyla bütün bunları çok soğukkanlı bir şekilde tarihsel bir okumayla anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir umutsuzluğa, öfkeye, şuna buna kapılmadan neden böyle oldu? Ama şu bir gerçek. Yani Kürdistan ölü toprağı değildi sanıldığı gibi. Evet. Her yerde irili ufaklı, bazıları önemli, ciddi şeyler vardı. Kalkışmalar var, hareketler var. İşte Şeyh Mahmud Berzenci bunun en iyi örneğidir. Yani 1919'dan 18'den başlayarak Evet. 20'li Lozan'ın akdedildiği tarihin sonuna kadar, 24'lere kadar süren ve şöyle düşünün. Şöyle düşünün. İngilizler
Arap halklarına kabul ettikleri hakları ya da başkalarına ettikleri hakların %10'unu Kürtler için kabul etselerdi ve Şehmanlı'nı desteklerselerdi, Kürtlerin bir devlet kurması işten bile Şimdi olmayacaktı. bunu engel olan ne? Yani diyorum ya, sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bütün bu sistemi de onlar eliyle yani yürütmenin bir zemini olmuş. Yani ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nden çok bu emperyalist yapının kurduğu bu sistematiği Kürtlerin çok iyi kavraması gerektiği taraftarıyım. Bilmiyorum bu konuda ne diyeceksin. Ben ikisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu çalışmalarında genellikle şöyle bir şey var, genel bir kanı var. Bu hem Orta Doğulu bilim insanlarının önemli kısmı tarafından hem de dışarıdan Avrupalı ve diğer bilim insanlarının da bana göre ciddi bir şeyi, problemi. Genellikle sömürgecilik deyince, emperyalizm deyince, özellikle sömürgecilik deyince bunu sadece Batı sömürgeciliği olarak anlarlar. Elbette sömürgecilik Batı sömürgeciliğin sömürgecinin anasıdır, kurucusudur, oluşturucusudur. Fakat hem Kürdistan meselesi hem de bölgedeki birçok diğer meseleyi anlamak için sadece Batı emperyal devletlerin eliyle oluşturulan sömürge rejimi, ki onlar manda rejimi olarak tarihe geçti biliyorsunuz, değil, aynı zamanda yeni Osmanlı'nın da kurulmakta emperyal olan boyutu. ulusal devletlerin elitleri aracılığıyla kurulan ve devam ettirilen sömürge rejimleri var, sömürgecilik rejimleri var. Kürdistan bunun en temel halkalarından bir tanesidir. Yani bunu söylemek için sadece, bana göre sadece tarihsel gerçeklere saygı duyan Kürt olmak da gerekmiyor. Yani. Ben belki Kürt olmasaydım bunu çok daha cesaretli bir şekilde, çok daha önceden ve çok daha belki sesli bir şekilde bunu dile getirirdim. Bazen Kürt olmak tam tersine şeye neden olabiliyor. Bu konuda suskun kalmaya neden oluyor. Yani sadece Batı emperyalistlerin o dönemin eliyle kurulan ve manda sistemi olarak bildiğimiz, zaten onlar da bir süre sonra bağımsızlığını alıyorlar ve Kürdistan'da onların bir parçası haline geliyor. İntegral parçası haline geliyor. Aynı zamanda yeni kurulmakta olan ulusal devletler eliyle kurulan ve devam ettirilen sömürgecilik sistemleri var. Bunun Kürdistan'da tezahürü ise direkt Henüz. yönetim, doğrudan yönetim, direkt rule'dur Kürdistan'da ve devam ediyor bugün. Bugün kayyumların eliyle devam ediliyor. Bugün başka formlarda bu devam ediliyor. Dolayısıyla bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda aslında Orta Doğu tarihinin de revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeniden düşünülmesi, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Kürt bilim insanlarını ilgilendiren bir konu değil. Evet. Bana göre genel olarak bütün bölge insanlarını ve aynı zamanda Orta Doğu'nun demokratikleşmesi için şunu yeterince gördük ve deneyimlendik. Bu dört ülkede Kürdistan meselesi bir şekilde Kürt halkının temel hakları verilmeden orada istikrarın olması, orada barışın olması, orada demokrasinin kök salması mümkün değil. Bütün şeylere bakın, 100 yıllık tarihe bakın ve olağanüstü rejimlere bakın, askeri darbelere bakın, savaşlara bakın, zulümlere bakın, deportasyonlara bakın. Bütün bu devletleri belirleyen temel politikalara bakın. Bunların hepsinin, Kürdistan meselesinin bu şekilde Kürt halkının haklarını yok sayılarak bu devletlerin entegral bir parçası olarak, yani entegral bir koloni olarak bunların eline geçmesiyle ilgili olduğunu çok rahatlıkla bunu gerçekten görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Dediğim gibi bunu söylemek için Kürt olmak gerekmiyor. Tekrar ediyorum. Bazen Kürt olmak bu gerçeği daha sessiz bir şekilde söylemenize bile neden olabiliyor. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok açıklayıcı. Ancak de bir de iç burkan bir şey. Yani bu sömürgeci devletlerden birisi çıkıp da gerçekten bunları açıklayabilecek bir veri sağlamadı. Yani bu sömürgeci devletler Kürtleri ve Kürdistan'ı yok saydığı gibi
kendi toplumlarının dinamiklerini de gelişmesine, yani Batı değerlerini sağlıklı bir insan topluluğu haline gelmesine de engel oldular. Halen de oluyorlar zaten. Tam bu bağlamda Şu baktığımız. Irak'ın bir tarihine bakın. Yani Evet. Orta Doğu çalışmalarını yapan bir zannederim Arap kökenli bir bilim insanının şeydi. Bir şeyleri saymıştı. Yani Irak, İran, Suriye, Türkiye, yani Orta Doğu'daki darbe yüzleri geçen sayıda darbe var. Yani Lozan Anlaşması'ndan sonra Lozan Anlaşması belki o tarihsel kontekse oturmak için şöyle bir benzetmek de yapmakta fayda var. 1648 Vestfalya Anlaşması Avrupa'da ulusal devletlerin kurulması için nasıl bir tarihsel çerçeve başlangıç noktası idiyse, Lozan Anlaşması da Orta Doğu'da rejimlerin ve sınırların kurulması için tarihsel bir çerçeve başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla biraz da böyle bir Hocam perspektif. bu çok çarpıcı bir şey. Ben bunu aslında sorularıma belki yazmamışım ama kafamda var. O karşılaştırmayı yaparken yani müthiş bir şey görünüyor. Yani görünmez uyulması gereken kurallar varmış gibi. Yani sen ne yaparsan yap aşılamaz. Sen ne edersen et kimsenin seni duymadığı bir şey geliyor aklıma bu karşılaştırmanızı okuduğumda veya duyduğumda. Yani bunu sömürgeci devletler eliyle mi yapıyorlar? Bizim bu dört sömürgeci devlet eliyle mi yapıyor öbür emperyalist güçler? Ben tabii benim çok amacımı aşan bir yaklaşım olur gerçekten. Hani böyle bir sonuç çıkarılması şey anlamda yani hani tavan yani hani boşuna çaba içinde olmak gibi. Hayır, öyle bir şey değil. Tam tersine Kürt toplumunun halkının mücadelesi ve başka toplumların mücadelesinin, direnişinin bunları konuşmamıza neden olduğunu da görmek gerekiyor. Evet. Eğer bu olmasaydı belki bugün hepimiz ne mutlu Türk'üm diyecek durumda olacaktık ve bunların hiçbirini dedelerimize, babalarımıza, büyüklerimize yapılan zulmü de belki hatırlamamış olabilirdik. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mücadelenin hani beyhude olmadığını, sonuçsuz olmadığını her defasında vurgulamak gerekiyor. Ama Lozan'ı ve onunla başlayan süreci hani tarihsel konteksine oturtmak ve Kürtlerin esasında nasıl bir durumla, nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını anlatmak açısından söylüyorum. Dolayısıyla esas mesele ve halka şu, rejim derken yeni rejimlerin oluşturulması, yeni sınırların çizilmesi, yeni egemenlik ilişkilerinin oluşturulması demektir. Bu ve bu anlamda devam eden bir süreç olarak da görülebilir. Tekrar dikkati şeye çekmek istiyorum. 2017 bence Kürt siyaseti bile yeterince bunu incelemedi diye düşünüyorum. Yani Afrin'de yaşananlar, 2017 referandumdan sonra yaşananlar, bunların bize anlattığı bir şey olması gerekiyor. Evet. Bunların şey noktasında. Diğer açıdan baktığımızda benim için Lozan'ın varlığı hani dört temel madde üzerinde okumaya çalışıyorum. Siz de sorunuzda bahsetmişsiniz. Onları izninizle biraz açmak istiyorum. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi birincisi Lozan Kürdistan. Mesela biz bugün yani Kürdistan falan derken hani sanki olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Bütün belgelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, İsmet Paşa'nın ve İngilizlerin bütün belgelerinde Güney Kürdistan geçiyor, Merkez Kürdistan geçiyor, Doğu Kürdistan geçiyor. Yani hep Kürdistan diye geçiyor. Belgelerde hiçbir zaman işte Türkiye'nin güneydoğusu falan diye geçmiyor. Ya da Irak'ın doğusu diye kuzeyi diye geçmiyor. Ya da Suriye'nin çok açık ve net bir şekilde o dönemin belgelerinin hepsinde Kürdistan ve Batı, Güney, Doğu, Merkez filan Kürdistan diye geçiyor. Şimdi dolayısıyla Kürdistan'ın Kürdistan'ın toprak bütünlüğünün ve toplumsal bütünlüğünün
parçalanması, kaybedilmesi üzerine kurulan bir anlaşmadan ve anlaşmalar dizisinden bahsediyoruz. Sınır anlaşmaları ve diğerleri. Ondan bahsediyoruz. Bu ne demektir? Bu Kilisenin bölünmesi demek ama aynı zamanda her tür otonom yapıların kendini yönetme hakkının, özgürlüğün ortadan kaldırılması demek. Nasıl demektir? Yani kendini yönetme hakkı yerine devletler tarafından dayatılan doğrudan rejimler eliyle. Tabii. Bunun sayısız örneği vardır. Bunun en şey örneklerinden bir tanesi, mesela Türkiye bazında düşünürsek nedir bu? Umumi müfettişlikler var. Umumi müfettişlikler üzerinde çalışmalar var elbette ama ben bunun da çok yeterince hani işlendiğine, bilince çıkarıldığına, analiz edildiği kanısına değilim. Çok değerli çalışmalar var. Ben de kendi çalışmalarımda hep bunlara referans veriyorum ve değer veriyorum. Ama bu var. Onu geçiyorsunuz. Bu 52'ye kadar devam ediyor. Türkiye'nin NATO'ya girmesine kadar devam ediyor. 60 darbesinden sonra işte 49'lar hadisesi var, şunlar var, bunlar var. 30'lu yıllarda işte Dersim soykırımı var, işte Zilan soykırımı var vesaire. Ve her zaman ne var? Olağanüstü hal rejimleri var. Bu işte valiliğe kadar bölge valiliği, bölge vali dediğiniz nedir yani? Tipik bir sömürge valisi yönetimidir. Başka bir şey değil yani. Bu kadar çok açık ve net bir şey bu. Dolayısıyla işte sıkı yönetimler, olağanüstü hal rejimleri, askeri darbeler, bütün bunlar var. Bunlar işte aynı zamanda Kürdistan'ı yönetmenin olağan araçları haline geliyorlar. Ve bugün tekrar ediyorum, kayyum sistemine kadar, işte kayyum belki 30'lu yıllardaki 20'li yıllar, 20'li yılların sonları 30'lu yılların başındaki umumi müfettişlik rejimini iyi anlasaydık bugün kayyumu Evet. daha iyi bir şekilde tarihsel bağlamına oturtma şansımız olurdu. Bunlar sadece böyle işte teorik bir şey, fantazi falan değil ya da sadece bir kavram bir kavramı bir şey bir şekilde kulağa hoş geldiği için tekrar etmekle ilgili bir şey değil. Bunlar bizzat bu toplumun dertlerini, yaralarına, yaşadığı süreçlere, süreçlerin anlaşılmasına dair kilit kavramlardır. Evet. Dolayısıyla birincisi bunu yani bu böl yönet ve devletlerin eliyle doğrudan yönetimlerin, olağanüstü rejimlerin bu Lozan'ın temel özelliklerinden bir tanesidir. İkinci bir nokta, Kürtler kendi toplumlarının meşru bir tarafı olarak tanınmıyorlar. Kimisi terörist ilan ediyor, kimisi başka bir şey ilan ediyor, kimisi başka bir şey. Dolayısıyla o halkını temsil eden bir tanımama siyasetinin hedefi haline geliyorlar. Yani non-recognition diyebileceğimiz uluslararası sahada böyle bir özelliği var. Bu da temellerini gerçekten Lozan'dan alan bir şeydir. Onun dışında Kürdistan'ın statüsüz bırakılması var. Evet. Bugün Rojava'ya yönelik bu kadar canice, bu kadar zulüm saldırılarının nedeni budur. Kürdistan'ın bir statüsünün olmaması, güneyde bir şekilde çok spesifik jeopolitik bir konjonktürde böyle bir statü ortaya çıktı. Bunun Rojava'da tekrar edilmemesi gerekiyor. Çünkü bunun tekrarı demek bu anlayışa göre, bu kolonyalist, bu emperyal mantığa göre bunun şeyi demek, Kürtlerin özgürleşmesi demektir. Zaten bunu söylüyorlar, bunu yazıyorlar. Bunda hiç şey, bir beis de görmüyorlar. Dolayısıyla bu statüsüzlük meselesi bir de dördüncü bir özellik olarak Kürdistan meselesinin şiddet dışında, Çok önemli. askeri zulüm şiddet dışında başka bir metotla çözülmemesi, yani non-accommodation diyebileceğimiz bir siyaset var. Bu Lozan ve Hocam bu Lozan'ın çok çarpıcı. Bu çok çarpıcı. Gerçekten yani şiddetsiz Kürtler bu meseleyi şiddet olmaksızın mı çözemeyeceklerinin bir yaklaşımı olarak mı görmemiz lazım? Çünkü yani onlar şiddetle bunun sürekliliğini istiyor. Gerek emperyalistler, gerek şu anki sömürgeci devletler. Kürtler ne yapacak yani? Şimdi artık ne bütün
sömürgeci diye adlandırabileceğimiz devletler bunu bizden isteyecek durumda, ne de bütün emperyal devletler bunu bu şekilde istemeye olabilir. Dolayısıyla şeyi de görmemiz gerekiyor. Yani bu temel özellikleri ortaya koyduğumuzda sahada hangi dinamiklerin değişip değişmediğine de iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü dinamik bir süreçten aynı zamanda bahsediyoruz. Sadece bir kalıp, bir yapıdan değil, dinamik bir jeopolitik süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla şunu da görmemiz lazım. Kürtlerin doğru yönde atacağı adımların aynı zamanda sahadaki dinamiklerin şekillenmesine bir etkisi olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani hani orada şey ne diyorlar? Göle maya çalmak mı diyorlar? Yani böyle havanda su dövmek söz konusu değil. Bütün bunların, çünkü artık tarihsel anlamda bir Kürt toplumu, bir Kürt kamuoyu, Kürt siyasi hareketleri temsiliyeti oluşmuş durumda. Şimdi bu oluştuğu zaman, o zaman bunların kendi içinde atacağı adımlar, bu bahsettiğim bu dört özelliğin geçersiz. Yani şunu demek istiyorum, Lozan belki hani bir genel bir okumaya göre bir anlaşma 100 yıl geçtikten sonra geçersiz kalıyor. Buna inanan insanlar var. Buna inanan insanlar var. Ben bunun çok bu haliyle makbul bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum elbette. Vasfalya örneğini verdiğinizde zaten aklıma o geliyor hocam. Yani fakat mesele şu. Belki hiçbir devlet Lozan'a üye, yani şey olmuş bir devlet. Şimdi bu devletlerin birçoğu da yok zaten. 9-10 tane devlet var. Belki hiçbiri çıkıp mesela şunu demeyebilir. Ya biz Lozan'ın tarafıyız. Siz 80-100 yıldır Lozan'a dayanarak Kürtlerin ana diliyle konuşmayacağını söylediniz, söylüyorsunuz. Bu bir skandal. Yani baktığınız zaman mesela 39. maddenin 4. 5. fıkrasına baktığınız zaman çok açık bir şekilde yani Kendi oradaki devletini açık hükümlere söylüyorsun. göre bu sonucun çıkarılmayacağını söyleyebiliriz. Bunu daha önce iddia eden insanlar var. Çok önceleri iddia eden insanlar var. Bu kendi başına doğru. Ama burada esas mesele şu. Neden ama hala bu şekilde yorumlanıyor ve neden buna diyelim ki belgeye imza atmış diğer devletler, ya biz bunu kastetmemiştik, bunun lafsından, bunun formülasyonundan bu sonuç çıkarmaz demiyor. Bunların üzerine kafa yormamız gerekiyor. Çok önemli. Dolayısıyla Lozan burada söz konusu olan Lozan'ın işte ne zaman, ne kadar yaşayacağı, yaşayıp yaşamadığı, işte ilga geçersiz olup iptal edip edilmemesi, bu gündem bu olmamalı. Gündem az önce bahsettiğim dört temel şey üzerinden, dört temel esas üzerinden gündeme yaklaşırsak, o zaman gerçekten Lozan'ı aşma, çünkü Kürtler statü sahibi oldukları zaman, Kürtler uluslararası meşru bir taraf olarak tanındığı zaman, Kürtler Kürdistan'ın bir statüsü olduğu zaman, bu bir devlet şeklinde olabilir ama aynı zamanda mevcut devletlerin sınırları içerisinde bir yapı olabilir. Kendini yönetme yapısı olabilir. Bütün bunlar olduğu zaman ve Kürt meselesi şiddet dışında metotlarla çözüme açık, tartışmaya açık hale geldiği zaman, müzakere edildiği zaman, o zaman bizim açımızdan, benim kendi okumama göre Kürtler açısından hani Lozan aşılmış olacaktır. Dolayısıyla bu aşılmaz bir şey değil ve işte bu dört noktada, bahsettiğim dört noktada da artık Kürtler bir taraftır ve Kürtlerin hem sorumluluğu var, hem yaptıkları hatalar, yapacakları muhtemel hatalar bu sürecin uzanmasına neden olabilir. Ama doğru siyasetlerle, doğru yaklaşımlarla aynı zamanda bu sürecin aşılmasına ve nihayet 100 yıl sonra statüsü olan, tanınan, hakları teslim edilen, kendini demokrasi içinde yöneten toplum veya toplumlar ortaya çıkaracak. İşte o zaman Lozan'ı tartışma ihtiyacı duymayacağız. Teşekkürler hocam. Gerçekten çok açıklayıcı. Vurgulamak istiyorum. Güney Kürdistan'daki 2017'deki sürecinde bazı güçler onu engellemek istediler. Zamanı değil dediler. Fakat sonraki okumalarımda çıkardığım bir şey var. O dönem hem İspanya'da hem de Galer'de bir açılım süreci yaşanıyor.
Ve Batılı devletlerin ısrarla Güney hükümetini engellediğini, çünkü öyle bir noktayı onlara sunduğumuzda biz bunları da red edemeyecek durumda olacağız gibisinde bir yapının çok baskın olduğuna dair bir veriye ulaştım. Yani bu iddia bu tabii. Yani ben bilgi olarak söyleyemeyeceğim. Yani böylesine de girift bir nokta var aslında. Yani bir taraftan emperyalist güçler dediğimiz, bir de bir taraftan işte o sömürgeci devletler dediğimiz, bir taraftan da kendi içimizdeki o yapılanma. Tam da bu noktada hocam, bütün bu 100 yıllık süreç içerisinde Kürtlerin bütün çabalarına rağmen, yani çok en belirgin bunları kırmaya, dökmeye, gedik açmaya yol açmış yapılara baktığımızda Kürtler hangi konumda? Yani yaptıklarını ne kadar sağlıklı bulabiliriz veya gerçekten de gedik açmaya gücü oluşmak üzere diyebiliriz. Evet. Yani belki az önce söylediğiniz noktaya ilişkin çok kısa bir değinmede bulunmak isterim. Yani işte bu Katalonya'daki Evet, süreç, katılıyorum. bir de İskoçya'da süreç vardı. Şimdi genel olarak şunu görmemiz gerekiyor. Yani hani siyaset dediğimiz şey böyle bir hava boşluğunda olmuyor. Tarihsel, toplumsal, jeopolitik bir konjonktür içerisinde oluyor. O konjonktürün okuması, onun analizi ve onun hesaba katılarak siyasetin yapılması. Siyaset dediğiniz zaten bu. Bu. Yani bunu yapmakla yükümlü siyaset. Bunu yapamadığınız zaman işte çok meşhur işte uluslararası ilişkilerde veya hani siyasette hani yanlış hesap meselesi ortaya çıkıyor. Ya da işte rakibini küçümseme meselesi ortaya çıkıyor. Ya da onun tepkilerini yanlış anlama meselesi ortaya çıkıyor. Ve bütün siyasi yanılgıların %90'ı da belki bundan kaynak. Bu sadece Kürtler için değil, genel olarak bütün Evet. siyaset için böyle. Dolayısıyla o konjonktürün özelliği, jeopolitik güç dengelerin doğru bir şekilde okunması, zamanlama bu tür meselelerde elzemdir. Ama en az onun kadar elzem olan bir şey de kendi toplumun içerisinde bütün paydaşlarla bu konuda anlaşıyor olabilmektir. Yeah. Çünkü Kürtler gibi böl ve yönet politikasına günlük düzeyde maruz kalan bir toplumdan bahsediyoruz. Bu siyasetten bahsediyoruz. Evet, günlük düzeyde maruz kalıyorsunuz buna. Çünkü dört devletle ve statükoyla karşı karşıyasınız. Evet. Çünkü sizin talepleriniz ya rejimlerin değiştirmesini gerekli kılıyor ya da sınırların değişmesini gerekli kılıyor. Yani Lozan'ın 100 yıl önce attığı, kurduğu rejim ve sınırların değiştirilmesini gerekli kılıyor. Dolayısıyla hani bunu gerçekten yani bunun gereğini yerine getirmeyen, bunun hesabını kitabını yapmayan ve ortak bir siyasetle bunu göstermeyen yaklaşımlar ne yazık ki bunu acı duyarak söylüyorum. Bundan sonra da başarılı olma şansı olmuyor. İster bu kuzeyde olsun, ister güneyde olsun, ister Rojava'da olsun, ister Rojlat'ta olsun. Değişmiyor. Bu anlamda değişmiyor. Dolayısıyla bunun anlaşılması yani siyaseten ve toplum kendi toplumun içerisinde yani bir toplumsal mutabakatın oluşturulması, bir siyasal mutabakatın oluşturulması, kamuoyunun bu sürece katılması, sivil toplumun katılması, basının katılması vesaire. Artık kim ne derse desin, artık Kürdistan'da bütün bunlar var. Evet. Belki arzu ettiğimiz kadar gelişkin düzeyde değiller. Belki işlevlerini olması gerektiği kadar yerine getirmiyor. Ama bunlar var. Bunların siyaseten doğru bir şekilde ele alınması, doğru bir şekilde kanalize edilmesi, iyi bir komünikasyonun yapılması, bütün bunlar bu tür kritik dönemlerde toplumsal duyarlılığın, toplumsal hareketliliğin, toplumsal tepkinin çok daha sağlıklı, çok daha iyi bir şekilde vermesine neden olabilir. Bu her zaman hani Kürt siyasetinin gündeminde kalan bir şeydir. Her zaman bundan sonrası için de bu önümüze çıkacak bir noktadır.
Teşekkürler hocam. Son olarak bütün bu beklentilerimizin olgunlaşması için yapılan çabalardan ta güneydeki bu başvurudan tutun Rojava'daki şu an mevcutiyete, kuzeydeki işte bildiğiniz gibi bütün o sıkışmışlıklarına rağmen geçtiğimiz hafta bir konferans yapıldı. O konferansta da sonuç bildirgesi yayınlandı. Orada şu ana kadar en azından ben çok da net bu şekilde deklare edilmiş şeylerin dışında çok güzel şeyler var. Bu konuda bize neler söyleyeceksin? Gerçekten bu son söylediğiniz cümleyle beraber Kürtler bunu kavrayabilme noktasına geldi mi? Yani tamam, işsel bazı sıkıntılarımıza rağmen o sonuç bildirgesine de bakarak bunu nasıl okumamız gerekiyor ve bunu nasıl tanımlamamız gerekiyor? Bu konuda bize neler diyeceksin? Şimdi benim de çok önemsediğim bir takım talepler var bu sonuç bildirgesinde. Birçok talep var elbette. Ama benim açımdan yani bu taleplerden uluslararası ilişkiler ve siyaseti ilgilendiren ve Kürtlerin tanınma, meşru bir taraf olarak tanınma ile ilgili olduğu için bir tanesi üzerinden belki konuşabiliriz. Bu Evet. da mesela Kürtlerin bu kadar büyük bir ulusal topluluğun yani hani Orta Doğu'nun dördüncü büyük bir toplumu olarak haklı olarak bilinen, görülen, kabul edilen bir topluluğun kimilerine göre 40 bin, 40 milyon, kimilerine göre 30 milyon daha aşağısı ve daha yukarısı sayılar da mevcut. Ama çok önemli bir toplumsal, siyasal, ulusal topluluğun hani Birleşmiş Milletler gibi bütün dünya halklarını temsil etme iddiasında olan bir yerde hiçbir statüye sahip olmaması bir başka önemli problemdir. Bir başka belki uluslararası hukuk açısından bir tür evet, skandal bile sayılabilir bana göre. Şimdi dolayısıyla burada yapılması gereken hani kimseye kızmadan, öfkelenmeden çok serin kanlı bir şekilde oturup ortak çıkarlarımız nedir? Ortak derdimiz nedir? Ortak taleplerimiz nedir? Bunun üzerinde Kürt siyasi aktörlerin anlaşması gerekiyor. Ve bu anlaşma çerçevesinde böyle bir statü, mesela gözlemci statü üzerinden anlaşılarak bu gündemleştirilebilir. Bu haklı bir taleptir. Bu meşru ve önemli bir taleptir. Şimdi bu konuda çeşitli şeyler vardır. Çeşitli bu konuda çeşitli örnekler vardır. Öyle diyeyim. Bir Filistin örneği vardır. Filistin 74'te üye olmayan devlet statüsüyle gözlemci statüsünü aldı. 2012'den bu yana da üye olmayan devlet üye olmayan yani bir devlet olarak görülüyor ama üye olmayan bir devlet olarak görülüyor 2012'den yana. Şimdi başka örnekler var. NGO'lar var. Mesela Avrupa Birliği'nin de bir özel statüsü vardır. Ya da Arap Ligi'nin özel bir statüsü vardır. Hatta Malta şövalyeleri bile gözlemci statüsünde kabul ediliyor. Cenevre'de ve New York'ta. Şimdi bu çok meşru bir talep, haklı bir talep. Bunların her birinin iyi bir şekilde çalışılması, iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor ve bu meşru talebin ben öncelikle Güney Kürdistan hükümeti ve Rojava üzerinden onların öncülüğünden yürütülebileceğini, yürütülmesinin daha hayırlı olacağını, daha iyi sonuçlar vereceğini düşünerek bunun üzerinden yürütülebilir. Ama bu bütün Kürtlerin ortak bir çerçevesi, kazanımı ve ortak bir hamlesi olarak elbette konuşulur, tartışılır, örneklere bakılır ve bunlar yapılır. Dolayısıyla bu kadar geniş bir topluluğun ve 100 yıldır kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele eden, acı çeken, jenositlere uğrayan, onlarca kez jenoside uğrayan
bir toplumun, şiddete maruz kalan bir toplumun bunun haklarının teslim edilmesi, Orta Doğu barışı içinde bu söz konusu ülkeler, hükümran devletlerin içindeki barış, huzur ve refahı içinde ve Kürt toplumun geleceği ve hakları içinde, onuru içinde çok önemli bir özelliğe sahiptir ve bu aynı zamanda uluslararası hukuka da ciddi bir katkı, önemli bir katkı olacak. Ama böyle şeyler, bunlar tabiatıyla son derece önemli meseleler. Bu tartışmalarla olur, toplumla tartışmalar olur, en geniş kesimin dahil edilmesiyle olur ve en başta da siyasetin kendi içerisinde her zaman davul zurna çalmak gerekmiyor. Biz Kürtlerde bu biraz çok öne çıkıyor. Yani bazen bir şeyin propagandasını o şeyin kendisine ikame ediyoruz gibi hani izlenim de alabiliyoruz. Yani bunu değişik defalarda çok somut örnek vermek istemiyorum Zülfiyar'a dokunmamak için ama gördük bunu yaşıyoruz. Fakat dolayısıyla bazı şeyler o toplumun kendi içinde vereceği karardır. Bazen bu açık olur. Bazen bu diplomatik bir çerçevede olur, zimni olur. Bunun değişik yolları, yöntemleri vardır. Yani hani en ideal olan ulusal kongredir. Hani oraya onu bekleyelim. O yapılmadan önce hiçbir şey yapılamaz gibi bir çalışma, çaba, anlayış içerisine girmek yanlış. Bu belki on yıllarca alır. Belki şu anda herkesin düşündüğü veya birçok insanın düşündüğü, toplumun ezici çoğunluğunun aslında düşündüğü o ulusal kongre belki o ad altında 20 yıl sonra da olmayabilir. Ama bu şimdiden bu yönlü ortak adımların, tekrar ediyorum, ortak çıkarlar üzerinde, ortak gelecek üzerinde, ortak adımların atılmasına engel değildir. Ve bunun değişik yolları var. Kürtlerin kendi içerisinde de bu diplomasiyi yürütmeleri gerekiyor. Bunu bazen ben merak ediyorum. Acaba yani iki Kürt partisi arasında kriz geçince acaba bunlar arasında iletişimi sağlayan herhangi bir mekanizma var mı? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani 40 yıldır bu meselelerle bir şekilde ilgilenen bir insan olarak gerçekten bilmiyorum var mı yok mu? Ha, şimdi dolayısıyla bazı şeyler davul zurna çalmakla olmuyor. Gerek de yok zaten. Çünkü onu çaldığınız zaman kapıda onu engellemeyi bekleyen devletler vardır, statükocular vardır, güçler vardır. Şimdi bunları da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla diplomasinin artık bütün inceliklerini, siyasetin bütün inceliklerini bu toplum hem hak etmiştir, hem böyle bir beklentisi var Kürt toplumunun, hem siyasetin de artık bu tür imkanları vardır, bu tür değerleri vardır, bu tür şeyleri var. Yani kaynakları var. Bunu sağlayabilir, bunu yaratabilir, bunu ortaya çıkarabilir. Yani bu genç insanlar var. Bunlar eğitilebilir, öğretilebilir. Yani bunlar olmayacak, Kürtlerin artık hakkından gelmeyeceği bir şey değildir. Bunların hepsinin yapılması mümkündür. Dolayısıyla evet, ideal olarak bütün Kürt toplumlarını bir araya getirecek bir karar mekanizmasını düşünebilirsiniz. Bu hakkınızdır. Bu çok önemli bir şeydir. Ama buna varmak öyle kolay olmayabilir. Oraya varmadan önce yapabileceğiniz onlarca, yüzlerce irili, ufaklı, küçük, bazen zimni, bazen açık, bazen kamu diplomasi, bazen başka türlü adımlar gerekiyor. Bunların hepsinin yapılması gerekiyor oraya varmak için. Çok çok teşekkür ederim hocam. Sanıyorum bu noktada bu beklentimiz sadece partilerde veya sadece bölgesel hakimiyeti olan güçlerden değil, halkın kendisinden de bunu aslında biraz beklemekte fayda var. Özellikle sosyal medya üzerine bakıldığı zaman yani bunların çok dışında yani sanki bir devlet sahibiymiş Kürtler. Öyle eleştiriyorlar birbirlerini ama yok öyle bir şey. Yani sanki bir dilleri müthiş dünyada universal anlamda kullanılır bir düzeyde de ötekini eleştirme noktası. Dolayısıyla sanıyorum o kurumsallaşma dediğimiz yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Ve her parçadaki değerleri de sahiplenerek onların tamam eleştirisini de yapacağız ama
sizin söylemeye çalıştığınız o gizli diplomasinin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Sanıyorum bu zaten uluslararası arenada da mesela bir Kuzey Kürdistan'daki bir parti gidip de millet BM'ye başvuramayabilir ama güneydeki hükümet bunu yapabilir. Yanlış anlamadım değil mi siz? Yani böyle statü noktasına gelen değerlemelerle ancak bunlar kabule gidebilir. Veya Rojava yarın öbür gün bir şey alırsa, onlar başvuruda bulunurlarsa gibi. Şimdi bunun tekrar etmek gerekirse bunun hani bunlar çok gerçekten ince ve önemli işler. Yani bunun örnekleri var. Bunlar çalışılabilir. Az önce üç Evet. gruptan bahsettim. Bunların her birinin çalışması gerekiyor. Hangi formatta olacak? Nasıl olacak? Argümanlarımız ne olacak? Çünkü çok büyük bir ihtimalle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde böyle bir karar çıkmayacak. Yani mesela diyelim ki Ruslar karşı çıkacak. Başkaları karşı çıkabilir. Evet. Bu Güvenlik Konseyi'nin dışında Genel Kurulun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun verdiği karara bağlı. Peki orada onlarca devletle ilişki içinde olmanız gerekiyor. Onları ikna etmeniz gerekiyor. Hakkınızı, taleplerinizi, meşruiyetinizi anlatmanız gerekiyor. Yani bunlar öyle çok kolay. Hani Filistin diyoruz ya, Filistin hani nereden bakarsan bak onlarca artık sayısını bile tam tutamadığımız Arap devletleri vardı Filistin'in. Hani bu anlamda Filistin'i destekleyen şeyler var. Başka ülkeler var. Yani hani o açıdan Filistin kadar Kürtler şanslı olmayabilir. Evet. Ama bu tür bir çaba içerisine Girmemek girmeme zorunda geldi. anlamına gelmiyor. Bunlar uzun soluklu mücadelelerdir. Yani bu meşru bir talep midir? Evet, meşru bir taleptir. Bunun zorlukları var mı? Evet, zorlukları var. Fakat buna rağmen bu acil bir ihtiyaç mıdır? Ya en başta Birleşmiş Milletler'in dünya halklarının bir organı olması hasebiyle Kürtlerin de bunun içinde yer alması gerekiyor. Evet. Ya şimdi dolayısıyla bunlar çok ciddi çabalar, çok ciddi emekler, çok uzun soluklu şeyler gerektiriyor. Zaten biraz sıkıntı burada. Yani hani devletsiz toplumların en temel özelliklerinden birisi nedir? Kurumsal bir hafızanın olmaması. Kurumsal bir anlayışın, zihniyetin olmaması. Yetişemiyoruz. Dolayısıyla yani ben her zaman şunu söyleme gereğini hissediyorum. Yani Kürtlerin tek tek Kürtlerin IQ problemi yok. Ama kurumsal hafıza ve kurumsal şey problemimiz var gerçekten. Bunu Evet. kabul etmek lazım. Realite maalesef. Bu yani aşılmayacak bir şey değil. Bütün bunları aşacak imkanlar vardır, insanlar vardır, kaynaklar vardır. İyi haber bu. Bakın 100 yıl önce böyle değildi. 100 yıl önce Kürt aydınları baktığınız zaman Osmanlı aydınları içerisinde en değme aydınlar arasında yer alıyorlar. Yani en yetişkin onlarca aydın vardır. Ama aynı şeyi toplumun tümü için söylemek mümkün mü? Pek mümkün değil. Ama bugün toplum vardır ve siyaset bu toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek, bunu ciddiye alacak, kendi gölgesinin üzerine atlayacak bir konumda değil. Evet. Bu hem nereye yüklenmesi gerektiğini ortaya koyar, hem de aslında çok iyi bir haberdir. Evet. Yani umut veren bir şeydir. Cesaret veren bir şey. Çünkü toplum var. Ve bu Evet. toplum elbette kendiliğinden oluşmadı. Bu toplumun bir özne olarak tarih sahasına çıkması, bu noktaya gelmesinde elbette şu anda adını sayacağımız ve saymayacağımız bütün siyasi partilerin, grupların, insanların, şahısların katkısı vardır elbette. Bunda şüphe yok. Ama Teşekkürler. toplum buna hazır. Evet. Yalpalayan ve bunun işaretlerini ciddi bir şekilde alıp hayata geçirme konusunda tereddüt içinde olan ve bunun metotları konusunda yeterince başarı göstermeyen siyasettir. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik aslında. Son bir
söylemek istediğiniz bir şey olursa onu da alayım. Ondan sonra kapatalım hocam. Peki, belki çok kısa bir şekilde şunu vurgulama gereğini hissediyorum. Yani Lozan bir muamma değil, bir gizli anlaşma da değil, aşılmayacak bir şey de değil, yani yakamıza yapışmış bir kader de değil. Analiz edilmesi, incelenmesi zor olan bir şey de değildir. Ama belki tahmin ettiğimizden kadar yapısal bir boyutu vardır. Çünkü rejimlerin ve sınırların oluşturulmasını sağlayan uluslararası bir metin özelliğini taşıyor. Ve kompleks bir rejim özelliğini taşıyor bu anlamda. Dolayısıyla bunu belirtirken bunun işte Lozan ne yaparsanız yapılmaz, başınıza bir bela gibi durur, aşılmaz falan demek istemiyorum. O yüzden o dört madde üzerinden ve esas da onun üzerinden Lozan'ı veya Kürtleri statüsüzlüğe, hak sahibi olmamaya, kendilerine ait olmayan rejimler tarafından yönetilmeye mahkum eden her tür yaklaşımı, her tür kolonyalist yaklaşımı aşmaya o zaman toplumun gücü ve yani siyasetin gücü bunu aşmaya yetecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. değerli bilim insanı sevgili Naif Osman Bey. Bezven'le çok çarpıcı Lozan açılımlarını dinledik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz ve gelecekte de bu çalışmalara katkılarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Hocam çok sağ olun. Zamanınızı aldık. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim soyadım bu arada Bezvan. Bezvan Bezvan. benim doğduğum köyün adıdır. Evet. Bunu ve Türkiye'deyken çok uğraştım W harfinin kabul edilmesi için. Fakat kabul edilmedi. Fakat soyadım Bezvan. Teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.